Akdeniz, Doğu, her yerden geçer parça, Ankara'da Kırıkkale'de elenir. Değil mi? Aynen o şekilde. Ankara'mızın da ayrıyetten öyle bir özelliği var. Tabii. Ankaralıyık. Allah'ın adamı. Allah'ın adamıyık ya. Bu arada narları alacağım ben. Bir dakika şimdi. Ankaralıyık. Alemin kralıyık. Yani her türlü. Narlar hazır, narlar. Böyle bu arada koyun ki evinizi kirletmeyin. Bakın bunun lekesi çıkmaz. Aynen, bunun lekesi hiç o televizyonlarda izlediğiniz o şey reklamları, deterjan reklamlarına inanmayın. Hayatta bunun lekesi çıkmaz yani. Bir de patlatınca normalde evde her tarafa duvara kadar sıçrar böyle tavanlara, ben her yere. Ben yumruğumla kıracağım onu ki öyle mi? Elim tutsun bereketi. Oo, tamam ben de o zaman. Dur elim bakayım. Tutsun ah, diye. Bunu sana verdim. Hadi büyüğünü vermeyeyim dedim yine. Elim onu verdi. Geri şey yapmak veren, istemedim. Ama biliyorsun şimdi, değil mi? Veren sen şimdi verdiğin için benden daha üstünsün. Sen nefsini kırıp verdin bana. Hem de büyüğünü verdi. Evet. Evet. Sonra bir geri çekmek istedim onu. Ama yine iyilik beni bırakmadı. Geri ver. Senin bereketin bolluğun olsun. Hepimizin olsun inşallah. Evet. İnşallah. 21 Aralık işte budur yani. Evet. Kırıyorsunuz bereketinizi, ondan sonra eliniz bereket tutsun diye. Eviniz eliniz bereket tutsun. Yeni bir yüzyıl başlıyor. İnsanlık tarihinde evet, dünyanın olmadığı bir gezegen dizimi var. Dolayısıyla da 21 Aralık vurgulandığı gibi inançların, dinlerin, kavramların, teknolojinin, insanlığın, bilimin çok konuşulacağı bir yüzyıla başlıyoruz. O yüzden de çoğalmak isteriz tabii ki. Bir zincirin halkası olmak isteriz. O yüzden de hani güzel sözler söyleyin, zorlayın söyleyin hatta. Kolaydır güzel sözü keyfin yerindeyken söylemek. Zorlayıp keyifsizken söylemek başarıdır. Elinizle kırın ki elinizin bereketi olsun. Hangi saatte kırın, ister bu saatte kırın ama bana göre ben akşam bir tane daha kıracağım evimde. Evet. Elimle. Evimde elimle diye. Evet. Ben de burada kırmak istiyorum. Hem arkadaşlarımız, bütün çalışanlarımız adına herkese bolluk bereket olsun. TVM kanalı, bütün kanalım için bolluk bereket olsun. Güzellikler olsun. Güzelden çoklu dileyin diye bunları seçtim. Evet. Çoklu yani çünkü dilemedim. Burada sadece kendiniz için değil, başkaları için de dilediğiniz zaman çok daha güzel olur. Evet. Daha kıymetlidir. Başkası için dilenen dilek. Bir hasta vardır mesela. Onu gördüğünüzde ben yolda yürürken bazen rahatsızlığa giriyorum. Hemen ona dua ederim. Çünkü başkasının duası çok kıymetlidir. Aynen. Tabii. Ettiremezsin. O içten gelir. Aynen. İnançın eğitimi olmaz. İnanç içte başlar. Doğru. O yüzden evlerinize bu sistemi uygulayın. Bugün biz şimdi başlıyoruz. Akşamleyin evlerinize de evet, bol yapabilirsiniz. Bol bol yazacağız Sivit Burç'tan. Elif de yapacak. Hı-hı. Bol bol narla ilgili yazacağız, çizeceğiz. Şimdi nasıl kırmak en doğrusu, hayırlısıdır? Sen önce bir göster istersen. Görebiliyor muyuz arkadaşlar? Şöyle. Tam net görelim sonra ki biz de meraklıyız. Tam aynısını yapmak isteriz. Ben solam tabii. Solla kıracağım. Sonra sağa sol diye karıştırma. Herkes kendi eliyle nasıl tutarsa. Bakın kırdım. Oo, patladı bile. Niyetim işte. Niyetim patlatmaktı, patlattım. Elimle tuttu, bilgisayarımla tuttu. Benim zaten ekmek bilgisayarım da bu dermiş. Para kazanan bak buraya bak. Zaten buradan para kazandığın için senin evet, de bolluğun, bereketin bilgisayarına evet, gitti. Bak suyuna bak, ne bereketliymiş. Fışkırdı yemin ederim. Sen onu aç, içinden de yemeye başla. Evet. Ben de şimdi hem kanalımızdaki bütün arkadaşlarımız için, hem kanalım için, hem kendim için, ailem için kırıyorum. Bolluk bereket. Oh, narın suyuna bakın. Bolluk bereket olsun. Fışkırdı. Şimdi aynı şekilde sana da buradan vereceğim ki. Gördünüz mü? Maşallah. İşte 21 Aralık'ı biz böyle yorumluyoruz efendim. Böyle, bereket, evet. Aynen. Bereket getirsin. İnşallah. Bunun içinden de ye şimdi. İnsanlığa bereket getirsin. Dur ben şuradan alayım. Bütün arkadaşlarımız buradan yedirteceğim size. Bak benimkinden kamyonun su çıktı. Ben bardağımı falan döktüm. Görüyorsun değil mi? Pratikliğin şeyi. Yani bu da ne güzel bir şeydir. Meyvedir ya, bakar mısın? Kanlı canlı. Yani Cenab-ı Allah işte şey de cennet meyvasıdır abi, da biliyorsunuz. Hem de eski tarihlerde mesela bize, Yunan mitolojisinde, Mısır mitolojisinde çok anlamı var narın. Yoksa nar niye işte elma, armut, ceviz seçmedik de narı seçtim ben. Bütün şeylerde Yunan mitolojisinde, Mısır mitolojisinde, ondan sonra bizde başka başka anlamı vardır. Hı hı. Mesela nar yiyen kadının kırmızı yanaklı çocuğu olur. Nar evlenme teklifidir, nar berekettir, nar çoğalmak isteğidir. Nar birçok anlamda yorumlanmış. Aynen harite öyle. Ne şimdi inanan maşallah arkadaşlarım, size veriyorum. Hepiniz teker teker buradan. Elinizden geçin, içinden yiyin ve inanın. Oldu mu? Al böyle. Yok yok, bunu al. Arkadaşlara şöyle.
Bu arada telefonumuz varmış. Merhabalar, günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkürler Mustafa Bey. Siz de inanıyor musunuz narın bolluğuna, bereketine? Tabii, tabii, tabii. Ne güzel. Bizler evinizde yapın oldu mu? Siz de bizim gibi. Evet, evet. Bolluk, evet. Bereket olsun hem ülkemize hem sağ olun, de inanın cümlemize, herkese. İnşallah. Buyurun İnşallah. Efendim. Şimdi benim doğum tarihim 10-10-1958. Hemen konuşuyorum. Hemen. Doğum saatim de 15.30. Bir iki dakika sonra, şimdi teker teker alırsam programın da, çünkü böyle bir şeyi var bana. Ben de bu arada narın suyunu kendime yapmış bulunmaktayım. İçim. Mustafa Bey. Şimdi tek tek alabilir miyim? 10-10-1958. 10-10-1958. Saat alabilir miyim doğum saatinizi? 15.30. 15.30. Şehir? Nerede doğdunuz? İstanbul. 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 Evet. Yükseleniniz kova. Sizde aslında evet. Böyle enteresan hobileriniz yok mudur? Araştırmalarınız yok mudur? Var. Vardır. Kova burcu olup da yükseleni, işte böyle enteresan şeylerle uğraşmaması, sıradan olmayan meslekleri ya da hobileri, fanatikliği vardır mutlaka. Yükseleniz evet. Kova. Biliyor musunuz yükselenizin kova olduğunu? Yok, bilmiyordum. Güneş burcunuzda terazi, ay burcunuzda evet. Başak. Ay burcunuzun 7. evdeki biraz açısı, işte Plüton'la sert açısı. Şöyle, aileyle ilgili çok mücadele vermiş bir haritanız vardır. Var mıdır? Var mıdır? Yok mu? Evet. Aileyle ilgili belli konularda çok mücadele vermişsinizdir. Güneş burcunuz terazi olduğu için de yeni öğrenmeyi, gezmeyi, işte yeni yerler keşfetmeyi, yeni insanlarla konuşmayı, hep taze kan deriz ya. Bu bir bakış açınız vardır. Ondan sonra kendinizi çok eleştirirsiniz. İnişleriniz, çıkışlarınız vardır. Çünkü Merkür'ün 8. evde terazide. Ama yükseleniz kova, Şiron'la sert bir retronuz var. Sağlıkla ilgili problem yaşadınız mı? Sağlıkla ilgili mi? Evet. Yok, hayır. İnşallah yaşamazsınız. Çünkü Şiron sert retrosu ya duygusal işte travmaları ya sağlıkla ilgili başka yaşanabilecek uzun soluklu belli tedavileri de destekler ya da anlatmaya çalışır. O zaman belki duygusal travmalar yaşamışsınızdır. Belki onu anlatmaya çalışıyordur 12. evde. 2010'unuz, 2011'iniz zor geçmiş ama 2013-2014'te çok şey değişir. Özellikle sizin kişiliğiniz çok değişir. Uğraştığınız şeyler daha matematiğe dayalı mıdır? Nedir? Mesela hobilerinizden birini bize söyleyin, biz de bilelim. Çünkü yükseleniz kova, mutlaka fanatik uğraştığınız bir şey vardır. Valla mesela şeyle uğraşıyorum, tarımla uğraşıyorum. Makine mühendisiyim. Matematik dedim, makine mühendisi çıktınız. Aynen, makine mühendisi evet. Tarımla da ilgileniyor. Tarımla ilginç da ilgileniyor. Yani. Evet. Tarımla tabii hobisel ilgilenip ama bir ara mesleğinizle ilgili onu ilerletmeyi düşünüyorsanız bununla ilgili zaten haritanız çok destek. Yani profesyonel yaptığınız sektörün dışında başka bir meslek için haritanız önümüzdeki yılları çok destekliyor bilginize. Tamam mı Mustafa Bey? Evet, soru tamam. Teşekkür ederiz. İyi bakın kendinize. Ben teşekkür ederim. Çok İyi sağ olun. İyi seneler diliyoruz şimdiden. Hoşçakalın. Bu arada telefonlarımız çok geldi ama daha çok bunu yorumlamaya yönelik bir program yaptığımız için hepsini alamadık ama bir tane kırmayıp aldık. Zahide'mi istiyorlarmış. Deli gibi telefon gelmiş senden. Tamam. Zahide'mi yapalım. En sonda merak etmeyin, Ankara'nın bağlarıyla da bitireceğiz. Onda playback okuruz yine. Tamam mı? Zahide'm gelsin o zaman. Yine bir Neşet Ertaş bestesi. Sen de çok güzel yorumluyorsun zaten. Teşekkür ederim, sağ olun. Haydi bakalım.
Zahide. Yine bir laf duydum, kırıldı benim. Gelenden gidenden haber sorarım Zahiden bu hafta oluyor gelir Zahiden bu hafta oluyor gelir Zahide kurbanım Sallama beşik Beni genç yaşında Sen ettin aşık Kadir Mevlam senden senden bir yar isterim al bu dayı beni zülfün dolaşır Al bu dayı ben izleyim Zülfümde Zeke zeke